17. saatle yeniden birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Güne yansıyanlara göz atacağız. Ama bugün üzücü bir haberle gündeme başlıyoruz. Gazimakosa'da sakin 16 yaşındaki genç kızın cansız bedeni İskele Long Beach bölgesinde yapımı devam eden bir inşaat alanında bu sabah bulunmuştu. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis cinayetle ilgili 21 yaşındaki Sefer Buğra Altun'dan arandığını duyurmuştu. Bu haberle ilgili gelişme olması halinde programı içerisinde detayları sizlere aktarmaya çalışacağız. Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunuyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki eğitim alanında işbirliği gündemde. Bir takım çalışmalar yer alıyor. Eğitim Bakanlığı'nda heyetler arası toplantı gerçekleştiriliyor. Detaylara bakacağız. Türkiye Milli Eğitim Bakanı'nın ziyaretlerde yaptığı açıklamada vurguladığı noktaların neler olduğunu ekranlarınıza taşıyacağız. Farklı bir gündemimizde yine dün aslında ana gündem konusuydu Bakanlar Kurulu'nda. Kamu çalışanlarının maaşlarına artış konusu detaylara göz atmaya çalışacağız. Bir diğer önemli konu ülkedeki ekonomiyle ilgili ve yatırım olanağıyla ilgili ve ticaret dünyasında, iş dünyasındaki sıkıntılar. Bunu da canlı bağlantıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı bu akşam Turgay Deniz konuğumuz olacak ve detaylarda önemli gelişmeler var. Kendisinden bilgi almaya çalışacağız. Şimdi eğitimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliği konusu bugün Türkiye Eğitim Bakanı'nın ziyaretinde konuşuluyor. Türkiye Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet gerçekleştirdiği ziyaretlerde eğitimle ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılması gerekenlerle de ilgili önemli ifadeleri vardı. Şimdi gelin Türkiye Eğitim Bakanı'nın söylediklerine bir kulak verelim. Burada bulunmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum davetlerinden dolayı. Yıllardan beri Kıbrıs'ımızla eğitim alanındaki işbirlikleri her geçen gün güçleniyor. Biz de bakanlık olarak bunu çok daha üst seviyeye çıkartmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Biraz önce de bahsettiğim gibi bugün bakanlığımızın tüm ekibiyle birlikte buradayız. Daha önceden Sayın Bakanımız Türkiye'ye gelmişti. İşbirlikleri, özellikle öğretmen yetiştirmeyle ilgili, okul öncesi eğitimi, özel eğitimle ilgili ve mesleki eğitimle ilgili katkı verilecek alanlarla ilgili bir ön çalışma yapılmıştı. Bugün inşallah o çalışmaları neticelendireceğiz. Tüm arkadaşlarımızla birlikte bakanlığımızda çok kapsamlı, çok ayrıntılı bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Sizin de malumunuz olduğu üzere Türkiye eğitimde gerçekten çok önemli bir müktesebatı sahip. Artık 19 milyon öğrencisi, 1.2 milyon öğretmeniyle küresel ölçekte 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla bir ölçeğe sahip olan bir eğitim sistemimiz var. Ve son 20 yıldaki eğitimde yapılan yatırımlarla birlikte okul öncesinden liseye kadar, orta öğretime kadar eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları Allah'a şükür son 20 yıldaki seferberlikle %95'in üzerine çıktı. Özellikle 2022 yılında okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Çünkü okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli adımlarından bir tanesi ve aynı zamanda nesillerin çok daha nitelikli bir şekilde yetişmesi, beşeri sermayenin çok daha verimli bir şekilde kullanılması bağlamında çok önemli bir özelliğe sahip. 2022 yılında ağırlığımızı biz okul öncesi eğitimin güçlendirilmesine, mesleki eğitimin güçlendirilmesine ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesine ayırmıştık. Mesleki eğitimde gerçekten son bir yılda çok önemli bir kazanım elde ettik. Özellikle mesleki eğitim merkezlerindeki çırak alfa sayısının artırılması ile ilgili 25 Aralık 2021 tarihinde 3.308 sayılı mesleki eğitim kanununda çok önemli değişimleri yürürlüğe soktuk ve bir yıl gibi kısa sürede 159 bin olan çırak kalfa sayımız 1 milyon 350 bine ulaştı. Gerçekten küçük ve orta ölçekli işletmelerin nitelikli insan kaynağını edinmesiyle ilgili çok önemli bir boşluğu karşılamış oldu. Bu rakam şey açısından da çok kritik Sayın Cumhurbaşkanım. En son katılmış olduğum OECD Eğitim Bakanları Zirvesi'nde Fransa'nın Eğitim Bakanı mesleki eğitimle ilgili Başkan Macron'un en önemli projesinin 300 bin olan çırak kalfa sayısını 1 milyona çıkartmak istediğini ama 800 binlerde kaldığını ve bunun için de 13 milyar euroluk bir bütçeyi kullandıklarını söyleyince
O toplantıya katılan arkadaşlarımız çok şaşırmıştı gerçekten. Biz çok daha düşük bütçelerle çok önemli bir kazanım elde ettik. Yine öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimleriyle ilgili de öğretmenlik meslek kanunu çıkartıp 14 Şubat 2022 tarihinde onunla ilgili de çok güzel bir kariyer sistemi oldu. Dijitalleşmeyle ilgili çok önemli mesafeler aldık. İnşallah Türkiye'nin eğitimde kazanmış olduğu bu deneyimlerin hepsini biz Kıbrıs'ımızla, biz ayrı olarak görmüyoruz Kıbrıs'ı. Onun güçlü olması ve beşeri sermayesini kullanması ile ilgili, nitelikli bir şekilde kullanması ile ilgili her türlü destek vermeye hazırız. Bugün de zaten o ön görüşmelerin neticesini inşallah alacağımızı inanıyorum. Tekrar burada bulunmaktan heyetimizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. Saygılar. Sayın Bakan, ziyaretinizden dolayı memnun etimi belirtmek istiyorum. Bu önemli bir ziyaret. Böyle bir güçlü kadroyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeyiz. Vermekte olduğunuz mesajlar, buradaki milli eğitimin güçlenmesi, buradaki eğitimin daha da gençlerimizi, çocuklarımızı ileriye taşıyabilmek ve buradaki adı üstünde Milli Eğitim Bakanlığı, milli şuuru, örf adet, gelenek, kültür hepsini ileriye taşıyabilmek için sizlerin desteklerinin çok önemli olduğunu, özellikle bu teknoloji çağında, bu iletişim çağında çeşitli farklı etkenlerin hep gündemde olduğu bu süreçlerde en iyi şekilde elimizdeki imkanları değerlendirmek, güçlendirmek ve geleceğe taşımak elbette hepimizin görevidir. Evet, Türkiye Milli Eğitim Bakanı'nın ziyaretleri devam ediyor. Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Başbakan'la da bir araya geldi. Sonrasında da iki mevkidaş, iki eğitim bakanı bir araya gelerek heyetler arası görüşmede eğitimle ilgili gelişmeler, değerlendirmeler yer alıyor. Detayları, bu haberle ilgili detayları ana haber bültenimizde bulabileceksiniz. Bir hatırlatma yapalım. İki toplumlu suç ve suçlara ilişkin konularla ilgili teknik komite güneye geçtiğiyle ilgili 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ'ın cinayetle ilgili arandığı ve Güney Kıbrıs'a geçtiğiyle ilgili iddialar vardı. Bu yönde de iki toplumlu suç ve suçlara ilişkin konular teknik komitesi girişimlerde bulunuyor. Her iki komitedeki son durum herhangi bir gelişme olması halinde de sizlere aktarmaya çalışacağız. Ama elde ettiğimiz bilgiye göre henüz bu konuda Güney'de arandığıyla ilgili ama henüz bu konuyla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığı da gelen bilgiler arasında. Şimdi dün bakanlar kurulunda kamu çalışanlarıyla ilgili olarak ve vergi matrahlarıyla ilgili gündemde olduğu söylenmişti. Ve Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacağını daha önce de mecliste Maliye Bakanı Alişan bir konuşmasında ifade etmişti. Sonrasında da Bakanlar Kurulu'nun gündemine geldi. Peki bugüne yansıyan nedir? Onu öğrenmeye çalışacağız. KİTAMS Başkanı Güven Bengehan şu anda telefon attığımızda. Sayın Bengehan, merhabalar. Merhabalar Pembe Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında bu konu haftalardır gündeminizde ve bir an önce görüşülmesi gerektiğini Maliye'ye de Maliye Bakanlığı'nın önünde de yaptığınız ve sonrasında gerçekleştirdiğiniz görüşme ışığında dün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde konuşuldu. Bugüne yansıyan nedir? Gelişmeler olduğuyla ilgili nasıl bir düzenleme olacak? Şimdi bir kere şunu düzeltmem gerekir Pembe Hanım. Bu yapılan vergi matrahlarındaki düzenleme sadece kamu görevlilerini ilgilendirmiyor. Bu ülkede çalışma yaşamında olan herkesi ve gelir anlamında maaş ve ücret alan herkesi, emekliler hariç, ilgilendirmektedir. O yüzden sadece kamu görevlilerini ilgilendiren bir vergi düzenlemesi yapılmadı. Herkesi kapsayan, yani emekliler hariç herkesi kapsayan bir düzenleme yapıldı. Bununla ilgili olarak da şunu ifade etmem gerekir ki 4 yıldır vergi matrahlarında gerekli açılımlar olmaması nedeniyle çalışanlar gerçekten çok yüksek vergi ödemekteydiler ve adaletsiz bir vergi toplanıyordu çalışanlarda. Yani bu ülkede en çok maaş ücret alan kişiyle en düşük maaş alan bir kamu görevlisi örnek verecek olursak %37 vergi dilimi ve matrahındaydı. O yüzden bu yapılan değişikliklerle sendikalarımızın da yaptığı öneriler de kısmen dikkate alınarak bir iyileştirme yapıldı. Ve dün
Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Bugün resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Bununla ilgili Hazine ve Muhasebe Dairesi'ne de gerekli bilgiler ve veriler iletilmiştir. Ocak sonu maaşlara bu yeni vergi düzenlemeleriyle yapılan bir takım iyileştirmeler daha adaletli bir vergi yaratarak çalışanların net maaşlarında örneğin %37.75'lik çıkan enflasyona vergi matrahındaki iyileştirmelerle bu net maaşlarda %52-53'lere kadar yansıyacak şekilde vergiden kaynaklı net bir artış yaşanacaktır. Bu da 4 yıldır fazladan alınan vergilerin şu an bir kısmının durdurulmasıyla çalışanları bir nebze rahatlatarak o 4 yıldaki kayıplarını bir nebze rahatlatacaktır diyoruz. Dolayısıyla bir nebze diyorsunuz. Memnuniyet verici bir nokta mı şu an sendikalar açısından bakıldığında? Şunu söyleyebilirim. Var olanı değiştirdim. Yani var olan şu an yürürlükte olan çok fazla vergi alınması yönünde sıkıntı yaratıyordu. Az alanın az vermesi gerekirken çok kazananın da daha çok vergi ödemesi gerekirken maalesef bir adaletsizlik vardı. Şu an yapılan uygulamayla az alanların daha da az, çok alanların daha da çok vereceği bir vergi düzenlemesi yapıldı. Ama 6 ay sonra bu enflasyon devam ederse ve bütçeye baktığımız zaman da 2023 bütçesine ilk 6 ayda %34'lük bir hayat pahalılığı çıkacağı öngörülerek bütçe gerçekleşmiştir. Eğer 6 ay sonra bu öngörülen rakam %34'lük bir artış olursa hayat pahalılığında kamu çalışanlarının yine hepsi %37'lik vergi dilimine girecek. Yine bir şekilde önümüzdeki süreçte yine iyileştirmeler yapılması gerekecektir. İlk ay aylık süreç için bir nebze rahatlatacaktır. 4 yıllık kaybı bir şekilde dediğim gibi 37.75 olan hayat pahalılığı %52-53 olacak şekilde düşük baremlerde bir net maaşlarda yansıma olacak vergiden kaynaklı. Ancak 6 ay sonra dediğim gibi bu enflasyonist yapı devam ederse yine vergi matrahlarında bir ayarlama yapılmasıyla ilgili tekrardan sürecin, görüşmelerin başlaması gerekir ki o adaletli vergi sistemini koruyabilelim. Dolayısıyla yani yeni bir düzenleme de gündemde olabilir her an. Yani önümüzdeki süreçte kesinlikle gerektirecek. Bu enflasyonist yapı şu anki mevcut rakamları ilerleyen sürede yine %37'ye çıkaracaktır. Çünkü TL her geçen gün hem değer kaybediyor hem ülkemizdeki pahalılık aldı başını gidiyor. Bugün yine gördüğünüz gibi tüp gaza 15 TL'lik bir zam yapıldı. Evet. Geçen gün akaryakıta zam yapıldı. Ve bu özellikle maliyetler açısından akaryakıt, gaz ve enerji çok önemli bir maliyet unsurudur ve piyasanın daha da pahalanmasına neden olacaktır. O yüzden kesinlikle vergi matrahlarının ve kişisel muafiyetlerin, özel indirimlerin her yıl düzenli olarak güncellenmesi ve adaletli bir vergi sisteminin ortaya çıkması gerekir. O yüzden şu an yapılan vergi düzenlemeleri yani kötünün iyisidir diyebiliriz Memba Hanım. Yani öyle çok mükemmeldir diyemem. Çünkü bu yılın ilerleyen süreçlerinde bu enflasyonist yapıda yine
tüm çalışanların %37'lik vergi dilimine girmesi aşikardır. Dolayısıyla yani ekonomik koşullar ve gidişata göre yeniden düzenlemenin gündemde olması gerekiyor diyorsunuz. Her geçen gün pahalılık, hayat pahalılığı gündemde olduğunca ülke genelinde de çalışanların maaşları ile ilgili de bir düzenlemesini, özellikle vergi ile ilgili düzenleme. Peki bu önümüzdeki süreç için sendikalar olarak bir takım çalışmalarınız olacak mı? Kesinlikle olacak. Bizim zaten şu an elimizde yaptığımız çalışmalarımız vardır. Yani bizim bugün Bakanlar Kurulu'ndan geçerek yürürlüğe girecek olanla da ilgili daha da alt baremlerle üst baremler arasındaki vergi adaletinin daha da sağlıklı ve daha da adil olması yönünde de önerilerimiz vardı. Ancak Maliye Bakanlığı gelir vergisinden topladığı maliyenin yüklü miktarda özel sektörden de aldığı vergileri de gerekçe göstererek bu verilen muafiyetlerle matrahların açılımlarıyla özel sektördeki çalışan yani iş insanlarının da ödemesi gereken gelir vergileri vardır. Bu gelir vergileriyle birlikte özelden de bu sefer toplayamayacağını gerekçe göstererek üst matrahı yine 90 binde tuttu. Biz bunun daha da yukarıya çekilmesini, hatta şunu söyleyebilirim Pembe Hanım, özellikle bir ülkede baremlere baktığımızda en yüksek barem 19'un topudur ve barem 19'un topu işte milletvekilleri, cumhurbaşkanları, başbakan ve bakanlar ekstrada tahsisat alıyor. Onlar da %37 vergi diliminde. Bugün üniversite hizmet sınıfında olan ve 10 yıldır kamuda çalışan da %37 vergi diliminde. Bu büyük bir adaletsizlik. Yani bu konuda daha adil olabilmesi gerekir. Yani 10 yıllık bir üniversite hizmet sınıfında olan biriyle bu ülkenin cumhurbaşkanının ya da bir fabrika direktörünün gelir vergisi noktasında %37'de olması vergide adalet vardır diyeceğimiz bir durum olmadığını göstermektedir. Umut ederiz ki önümüzdeki günlerde bu yönde daha kabul edilebilir, daha adil, çok kazananın daha da çok vereceği bir vergi sistemini getirtebiliriz. Şunu da belirtmemde fayda var. Bazı kesimler diyor ki neden emeklilere 37.75, çalışanlara yaklaşık işte 45 ile başlayıp 52-53'e çıkan oranda net bir artış olacak. Bunun cevabı çok basit. Emekliler vergiye tabi değil. Dolayısıyla kamu çalışanları da 37.75'lik bir maaşında, tabloda artış almıştır. Aslında 37.75'lik bir maaşlara artış yapıldı. Vergiden kaynaklıdır bu şekilde eline geçecek olan net maaşlardaki fark. O yüzden emeklilerin vergiye tabi olmaması nedeniyle %37.75'lik bir artış alarak Ocak sonunda ellerine geçecek rakam olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Bengihan ve bizi birazcık aydınlattığınız için. Kolay gelsin diyorum çalışmalarınızda. Ben çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet, KITAMS Başkanı Güven Bengihan'dan Bakanlar Kurulu'nda vergi matrahlarıyla ilgili düzenleme ile ilgili değerlendirmesini almaya çalıştık. Bu akşam demiştik ki 3G bağlantımızda konuğumuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz. Sayın Deniz bizi bekliyor. Kendisine bir merhaba diyelim. Çünkü konuşacak çok konumuz var. Bundan sonraki süreçle ilgili hem yatırımdan hem de ithalat, ihracat birçok konuyla ilgili sorularımız olacak kendisine. Ve o sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Ama az önce sendika KITAMS Başkanı da adaletli bir vergi sisteminin ülkede olması gerektiğine vurgu yaptı. Peki Sayın Başkan ne düşünüyor? Şimdi onu da öğreneceğiz. Sayın Başkan merhabalar. Merhabalar Pembe Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Şimdi ülkedeki yani iş dünyasının karşılaştığı sorunları konuşacağız ama bu sorunlarla ilgili bir takım çalışmalar içerisindesiniz. Sık sık gündeme getiriyorsunuz zaten ticaret odası olarak hükümet yetkililerine olsun, farklı kesimleriyle de görüşmelerinizde sorunlarınızı masaya yatırıyorsunuz. Şimdi bu önümüzdeki süreç için, ülkede ekonomi ortada, bu önümüzdeki süreç için Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve diğer ilgili odalarla nasıl bir çalışma içerisindesiniz? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Biliyorsunuz ki biz pandemi döneminde de iş dünyası olarak önce istihdamın korunmasını temel olarak aldık ve hep bu konuda açıklamalar yapıp istihdamın sürekliliğini nasıl sağlayabiliriz? Nasıl işsizliğin önüne geçebiliriz diye hep eylem planları yaptık. Ve biliyorsunuz ki sadece istihdamın korunması için devletimizin... Sanırım bir sıkıntı mı var Sayın Başkan? İşveren... ses böyle yankılanıyor. Peki, gidip geliyor. Kulaklığınızı çıkarırsanız... Kulaklığınızı çıkarırsanız. Evet. Tamam. Öyle yapıyorum. Tamam. Evet. Ülkede biliyorsunuz istihdamın korunması bizim için en temel çalışmalarımızın eksenini oluşturuyor. Tek de hükümetimizin bugüne kadar verdiği işverenlere, özel sektöre işveren prim desteğidir. Ancak bu hep böyle 6 aylık sürelerle uzatılıyor ve her uzatılmasında da birçok sancılar çekiyoruz. En önemli faydası şudur, şunu kimse gözden kaçırmaması lazım. Biliyorsunuz işveren prim desteği sağlanan işletmelerde işçi çıkarılması yasaktır. Eğer bir tek işçiyi bile işten çıkarırsa bu işveren prim desteğinden yararlanamaz. İnanıyor musunuz bizi ticaret odası olarak yüzlerce işletme arıyor ve işçi çıkarması gerektiğini, ancak işçi çıkarırsa İşveren prim desteğinden yararlanıp yararlanmayacağını teyit etmek istiyor. Ve biz kendilerine açıkça ifade ediyoruz ki hayır, işçinizi çıkaramazsınız. Çıkardığınız takdirde işveren prim desteği almaktan mahrum olursunuz. Şu anda biliyorsunuz Sayın Çalışma Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. 10 kişiye kadar olan işletmelere işveren prim desteği verilecek diye. Biz iş dünyası olarak böyle bir ayrımcılığa karşıyız. Bu işveren prim desteğinin herhangi bir kısıtlama olmadan tüm çalışanlara eşit olarak verilmesi gerekir. İşin diğer ilginç yönünü açıklamak istiyorum. Bu işveren prim desteğinin kaynağı zaten şu anda verilen, şu andaki mevcut ayrım yapılmadan verilen işveren prim desteğinin toplam maliyeti devletimize 32 milyon TL'dir ayda. Bu 32 milyon TL'nin de 20 milyon TL'si zaten biz işletmelerin yanımızda çalıştırdığı üçüncü ülke vatandaşlarının ihtiyaç sandığı primleri oluşturmaktadır. %5 olarak yaptığımız yatırımlar. Yani 20 milyonun kaynağı zaten yine bizleriz. Devletin bize verip vermemekle tereddüt ettiği özel sektöre bugün sadece ayda 12 milyon TL'dir. Bu da bir yılda 120 milyon TL yapar. Eğer bizim maliyemiz 120 milyon TL'yi karşılayamayacak durumda ise kapatsın, gitsin. Dükkanı kapatsın. Çünkü bugün biraz önce dinledik Sayın Bengihan'ı. %37,5, %45, %50'ye varan hayat pahalılıkları ödenecek. Memurun hayat pahalılığına karşı korunması için. Biz bunun eksik veya fazla olduğu tartışmasında değiliz. Verilip verilmemesi konusunda da değiliz. Tabii ki verilecek. Ama devletimiz kamuda çalışanlara karşı böyle bir yükümlülük altına girerken ki bu ayda belki de 300 milyon lira edecektir. Senede iş dünyasına, özelde çalışanlara 120 milyon lira veremez mi? Bütün kavgamız ve söylemimiz buradadır. Çünkü dediğim gibi bu işveren prim desteğinin gerçekten
istihdamı korumada çok büyük bir enstrüman olduğunu, zaten biliyorsunuz bir ara yine bu durdurulmuştu. 120 bine varan kayıtlı çalışan sayısı durdurulduğu anda 80 binlere düşmüştü. Dolayısıyla biz hükümetlerimizin sorumlulukları sadece kamuda çalışanların işlerine devam etmelerini sağlamak, hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak değil, özelde çalışanların da hayatlarını idame etmelerine sorumlulukları vardır. Ve aynı zamanda işletmelerimizin de kapanmaması için, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için de sorumlulukları vardır. Her zaman ve her daim işletmelerimiz biliyorsunuz hep vergi toplanan, katma değer yaratan unsurlardır. Toplanan tüm vergileri burada işverenler ödemektedir. Dolayısıyla bu nereye benzer biliyor musunuz? Size yumurta yumurtlayan kazı kesmeye benzer veya bunu ihmal etmeye benzer. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon döneminde, asgari ücretlerin hayat seviyesinin arttığı günlerde, elektriğin arttığı, mazot fiyatlarının arttığı, dövizin arttığı bu günlerde hükümetimiz de özel sektöre gerekli destekleri verecektir. Bizler Türkiye'de yapılan açılımları buradan böyle şeyle izliyoruz. Yani kıskanıyoruz. Yani biz, yani Türkiye Devleti bugün biliyorsunuz ki tüm çalışanlara ayda 400 TL ek ödeme yapmaktadır. Yine Türkiye Cumhuriyeti bugün işletmelerin üzerindeki enflasyondan doğan birçok suni karlılıkların önüne geçmek için ve adaletli, biraz önce Sayın Sendika Başkanımızın söylediği gibi adaletli bir vergi ve paylaşım olması için gerekli tedbirleri almaktadır. Biz de hiç duydunuz mu hükümet işverenler için veya işte bu yüksek enflasyonda bir enflasyon muhasebesini hayata geçirdiğini, ki yasal düzenleme bunu emrediyor. 3 ay, 3 yıl boyunca %100'ü geçtiği anda enflasyon muhasebesi uygulanır diye yasamız da vardır. 2016 yılında çıkarılan. Dolayısıyla vergi adaletinden bahsetti Sayın Sendika Başkanımız. Çok doğrudur. Biliyor musunuz ki biz geçen sene Haziran ayından bugüne kadar ödediğimiz asgari ücret maaşları üzerinden bile vergi vermeye devam ediyoruz. Ve şimdi yeni bir asgari ücret belirlenmiştir. 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecektir ve hala daha asgari ücretin vergiden muaf olacağına dair bir düzenleme yapılmamıştır. Ve bizim buradaki önerimiz zaten ülkemizde senede iki defa en az belirlenen asgari ücret olduğundan dolayı asgari ücretin düzenli bir şekilde her değiştiğinde bunun otomatik olarak vergiden muaf olmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılmasıdır. Yoksa bugün yapılacak olan bir düzenleme 6 ay sonra yine belirlenecek olan asgari ücretin vergiye tabi olmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla iş dünyası bugün istediği ve talep ettiği çok bir şey değildir. Bunlar yapılmayacak şeyler de değildir. Ve bunları yapılması lazım ki iş barışının, ülkedeki iş barışının, ülkedeki huzurun sağlanması için. Ama üzülerek söylüyoruz ki yine ta eskilerde olduğu gibi hükümet edenlerin sadece görevi kamuda çalışanlara hayat pahalılıklarını ödemek, onların çalışma koşullarını oluşturmak için çaba ortaya koymak. Ama özel sektör sanki üvey evlat, sanki biz ikinci sınıf vatandaş gibi muamele görmeye maalesef devam etmekteyiz. Bunların değişmesi gerekir.
Peki başkan, şimdi geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ve benim de dikkatimi çekti. O paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çalışıyor dedi. Bir de fotoğraf paylaştı. Sizlerin, ticaret odasının, sanayi odasının ve ilgili diğer sektörlerle birlikte geniş çaplı bir toplantı yaptığına dair bir paylaşımda bulundu. Ve o paylaşımında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırım ortamını iyileştirmek, gümrük ve taşıma sorunlarını almak, teşvikleri halletmek, yeni iş ve istihdam yaratıp refahı artırmak zorundayız diye bir vurgusu var. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daima el ele diye de ifadesi var. Şimdi o toplantıda enine boyuna tartışılan bazı noktalara dikkat çekiyor Sayın Büyükelçi de ama neler şu an en büyük sorun olarak gözüküyor ve bir açılım söz konusu olacak önümüzdeki günlerde? Taşımacılıkla ilgili her geçen gün ciddi oranda yüksek meblağlar söz konusu. Ekonomi ortada, bir darboğazlık söz konusu. Nasıl bir açılım olacak? Evet, tabii ki biz Büyükelçilikle yapılan toplantıda gayet verimli bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü senelerdir konuştuğumuz ve sayfalarca raporlar hazırladığımız, gerek YAGA'nın hazırlamış olduğu, gerek Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile hazırlamış olduğu, gerekse Yatırım Danışma Konseyi'nin toplantıda sonuç bildirgesinde ortaya koyduğu, bu ülkede iş yapabilirliğin önündeki bürokratik engeller. En önemli konumuz ve tartışılan konular buydu. İş yapabilirliğin önündeki bürokratik engeller. Dolayısıyla Kıbrıs'ta iş yapabilmenin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasıyla zaten biz dışarıdan gerçek manada ülkemize yatırımcı gelmesini bekleyebiliriz. Aksi takdirde şu anki bürokratik koşullarımızla, şu anki ülkedeki iş yapmanın önündeki engellerle, iş yapabilirliğin önündeki engellerle buraya bir yatırımcı gelmesinin beklemek hayaldir. Dolayısıyla bunlar senelerce konuşulmuş, hele hele son yıllarda her yıl raporlar hazırlanmış ama bir adım ileriye gidilmemiş, herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Dolayısıyla bunların net bir şekilde özet haline getirilmesi ve yapılması gerekenlerin biraz daha maddelerin böyle birleştirerek veya azaltılarak yapılabilir hale getirilmesini sağlamak için Yatırım Geliştirme Ajansı'nın başkanlığında bir çalışma komitesi oluşturuldu ve bu komitemiz 1 Şubat'a kadar çalışmalarını tamamlayacak ve 1 Şubat'ta hazırlanan taslak özet rapor tekrar hepimizin de katılacağı toplantı ile değerlendirme olacak. Umarız ki bu sefer gerçekten bu konulara eğilinir ve burada atılması gereken adımlar atılır. Bakın, bu ülkede sadece şirket kurabilmek için, faaliyete başlamak için demiyorum, bir şirketin tescilini yapabilmek için en az bir aya ihtiyaç vardır. Bu yerel şirketler için bahsediyorum, yabancılar için değil. Bakın, yerli. Bugün siz bir karar verseniz bir şirket kurmaya, bir aydan evvel tesciliniz olmaz. Hele hele siz bu şirketinizle bir yatırım yapacaksanız bir yere, bir fabrika, bir depo, bir iş yeri, bununla ilgili çevre raporu dediğimiz ÇED raporunu almak için 3 ay bekleyeceksiniz. Dolayısıyla bu ülkede zaten bunlar tabii bürokratik engeller. Ama bir de yatırımın önünde tabii ki bu ülkeyi pahalı kılan, biraz önce bahsettiğiniz gibi ulaşımdaki sorunların giderilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, yani elektriğin maliyetlerinin düşürülmesi, bunlar da tabii ki önemli ve çok çok önemli faktörlerdir bu ülkede yatırımın önündeki engeller olarak. Dolayısıyla toplantının amacı iş yapabilirliğin önünü açmak ve bu ülkeyi yatırımcının ilgisini ve cazibesini çekebilmek, ama söylüyorum parantez içinde, gerçek yatırımcının. Şimdi her geçen gün ülkemizde
ciddi oranda ithalat artıyor. Evet. İhracat da gerilemeye gidiyor. Dolayısıyla bu çok tartışılıyor mu, konuşuluyor mu, bunu da merak ediyorum. Yani ne yapılabilecek yerli üretim noktasında alternatif açılımlar olabilecek mi? Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi biliyorsunuz ki ihracatta özellikle dış pazarlara erişmekte en önemli konu rekabetçi olabilmektir. Bugün yaşadığımız ülke koşullarına baktığımızda ülkemizde genel olarak bir üretim yapabilmek için ham maddeyi ithal edeceksiniz, işçiyi ithal edeceksiniz, teknolojiyi, makineyi ithal edeceksiniz ve bir adada bunları üretip tekrar o pahalı ulaşımla vesaireyle bunları satmaya çalışacaksınız. Bu koşullarda bizim üretim yapıp rekabetçi olabilmemiz imkansızdır. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iklimi ve bulunduğu coğrafi durum nedeniyle ve biliyorsunuz ki su projesiyle çok yakında tarımsal alanların sulamaya kavuşmasıyla katma değerli tarımsal ürünler üreterek ürettiğimiz tarımsal ürünleri işlenmiş gıdalar olarak üretmek ve bunlar için pazar bulmak tabii ki ihracatımızı büyük ölçüde artırabilir. Çünkü bu üreteceğimiz yerel ürünler ve yerel işlenmiş gıdalar bize mahsus olacağı için ki ihracat rakamlarında görüyoruz zaten en büyük kalemimiz, en büyük ihraç ürünümüz bize ait olan hellimimizdir. Dolayısıyla hellim gibi bize özgü ürünleri çoğaltarak, akıllı tarım politikaları uygulayarak ve ürettiğimiz tarımsal ürünleri de enginar olsun, portakallar olsun, diğer ürünler olsun, zebzeler olsun, bunları işleyerek bunların ihracatını geliştirmemiz gerekmektedir. Bugün Güney Kıbrıs'a da son zamanlarda başlatılan işlenmiş gıdaların yeşil hat ticareti üzerinden satışından sonra ve bize özgü kendi ürettiğimiz ürünleri güneye yeşil hat üzerinden göndermemiz biliyorsunuz ki bu sene geçen sene tarihi bir rekor yakalanmıştır. 5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıkmıştır güneyle olan ticaretimiz. Yani 20 senedir bu 5 milyon euro civarında seyrederken geçen sene itibariyle bu 15 milyona çıkmıştır. Bu aynı başarıyı biz genel ihracatımıza da yansıtmak istiyoruz. Dolayısıyla üretim politikalarımızı belirlememiz gerekir. Bir diğer önemli konumuz ise rekabetçi olabilmemiz için teşvikleri, korumaları ve muafiyetleri tekrar tek elden gözden geçirmemiz gerekmektedir. Bunların belirli bir süreye, belirli bir katma değer yaratmaya ve sonuçta rekabetçilik kazandırmasına dikkat etmeliyiz. Yoksa bu ihracat rakamlarımız yıllar boyu aynı şekilde devam eder. Şimdi dün yani son günlerde ilaç sıkıntısı, ülkemizde ilaç sıkıntısı ana gündem konularından biri. Ve aslında bununla ilgili son günlerde yapılan hem Sağlık Bakanı'nın hem de sektörün diğer kesimlerinin yaptığı artık ülkemizde yerel ilaç sanayi fabrikalarının, sanayinin oluşturulması gerektiği vurgusu vardır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bu noktada görüşünüz nedir? Şimdi tabii iş ticarete gelince bir ticaretin sürdürülebilir olması önemlidir. Bir de bugün ilaç sanayi kuracaksınız ama bu ilaçları yapmak için belirli lisanslar ve belirli yetkiler gerekmektedir. Dolayısıyla bugün ilaç sanayi zaten ülkemizde Pharma Mondial var, evet, benim bildiğim. Yine Asil Nadir'in kurmuş olduğu zamanında bir ilaç fabrikası vardı ki o da ağır aksak çalışmaktadır galiba veya faaliyetlerini durdurmuştur. Bunlar tabii ki gerçekleşebilir. Zaten bizim ülkemizde
Bana göre üretim ve sanayi dediğimiz zaman, biz sanayi dediğimiz zaman biz teknolojik sanayiyi düşünmemiz ve bunları teşvik etmemiz gerekmektedir ki işte dediğim gibi ham maddeye bağlı olmayan, ulaşım maliyetine bağlı olmayan ve teknolojiyi üretebilmemiz esas olmalıdır. Bu arada yine imkanlarımız olan elimizdeki ürün, tarımsal ürünleri işlememiz ve işte teknolojiye sahip olmakla birlikte ilaç sanayine de neden yapmayalım? Bunlar da hepsi yapılabilmesi gereken sektörlerdir. Ülkemizde şunu unutmamak gerekir. Hep söylüyoruz işte üretim, üretim, üretim diyoruz ama hizmet üretimini de bir kenara atamayız. Yani bugün adalara, bütün adalara bir bakalım dünyadaki. Bütün adaların en önemli üretimi, hizmet üretimi dediğimiz işte turizmdir, ticarettir. Bunlardır adaları ayakta tutan ve geliştiren sektörler. Yoksa bugün adalar turizmi ihmal edelim, ticareti ihmal edelim ve sadece üretime bakalım dersek bu adanın diyorlar ya işte üretim yapmazsak yok olacağız ama eğer bunları ihmal edersek de hep üretime biz fokuslanmaya çalışırsak o zaman bunun içinde birbirimizi yemeye başlayacağız. Bu da çok ciddi bir mesaj aslında vurgulamaya çalışıyorsunuz. Şimdi bir komite kuruluyor dediniz ve aslında biraz da eleştiri de yapıyorsunuz. Yıllardır raporlar hazırlıyoruz, sorunları götürüyoruz ama bu sorunlarla ilgili bir açılım görmedik diyorsunuz. Şimdi komite, oluşturulan komite Şubat ayında dediniz ki taslak bir rapor hazırlanacak ve o rapor ışığında da çözümlenecek ama benim sormak istediğim şudur. En önemli madde enerji ve ulaşım mı ilk sırada? Sorunlar arasında? Hayır. Enerji ve ulaşım değil. Bizim en önemli sorunumuz iş yapmanın önündeki engellerdir. Yani bürokratik engellerdir. Bakınız bürokratik engellerdir. Dolayısıyla bu bürokratik engellerin ortadan kalkması için hepsinin yasal düzenlemelere ihtiyacı vardır. Yasalar iş yapmanın önünde, yani yasalar olduğu sürece hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü kanun dışına gitmiş olursunuz. Yasaları uygulamaya çalıştığınız zaman da bu süreçler böyle çorap söküğü gibi uzayıp gidiyor. Dolayısıyla bunların hepsinin yeniden günün şartlarına göre revize edilmesi lazım. Bugün biliyor musunuz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bir şirket kurmaya karar verirseniz bu şirket en fazla 4 saat içerisinde kurulur. 4 saat. Bizde ise bahsettiğim gibi çok şanslıysanız ve iyi bir memura düşmüşseniz bir ayda şirket kuruluşunu yaparsınız. Dolayısıyla bize tabloyu çizmeye çalışıyorsunuz aslında. Ne kadar kısa sürede yatırım imkanlarının önünün açılabildiğini ve bizim ülkemizde aslında bir eziyet noktasına geldiğini ifade ediyorsunuz. Bürokrasinin engeli ve gelinen bunu. Ama yıllardır bunu dile getiriyoruz. Bürokrasi engeli, bürokrasi engeli hep dillerde söyleniyor. Evet söyleniyor. Maalesef siyasetçilerimiz de kesin duruşlarından bir adım geri atmıyorlar. Diyorlar ki biz iş dünyası için, ticaret için bir şey yaparsak bizi topa tutarlar ve bir sonraki seçimde bize oy kaybına neden olur. Halbuki tam aksini biz iddia ediyoruz. Bugün bir ülkenin kalkınması ekonominin büyümesine bağlıdır. Bugün pahalılıktan şikayet ediyoruz. Ama neye göre pahalı? Güney halkına göre biz çok ucuz burada, beleş durumdayız. Ama kendi halkımız için isyanlardadır kendi halkımız. Pahalılığa karşı yetişemiyoruz diye, pahalılığa karşı dayanamıyoruz diye. Bunun tek bir çözümü vardır aslında, en pratik çözümü. Refah düzeyinin yükselmesiyledir. Milli gelirin artırılmasıyledir. Kişi başına düşen milli gelirin yükseltilmesiyle bu gerçekleşebilir. Bizdeki milli gelir yani toplam bu ülkede yapılan bütün ticari faaliyetler
bütün hizmetlerin toplamı işte nüfusa bölünüyor ve kişi başı milli gelir ortaya çıkıyor. Bizdeki bu aritmetikte kişi başı milli gelir 10 bin dolar. Tamam. Kayıt dışılık da vardır. Onu da ilave edelim. Bu olsun hadi 15 bin dolar. Güneyde bu ne kadar? 28 bin euro. Yani 30 bin dolar. Bu tam bizim iki misli yüksekliğinde bir standart. Yani tabana yayılmış olan standart 1'e 2 bir gelir seviye farkı vardır. Dolayısıyla bizim zaten bütün mücadelemiz hep söylemlerimizde de olan biz mutlak surette ekonomimizi büyütmemiz ve büyüteceğimiz bu ekonomiden refah düzeyimizi toplumun yükseltmemiz lazım. Devletimizin bugün sadece memur maaşlarını ödeyebilecek kapasitede değil, yollarımızı da yapan, hastanelerimizi yapan, okullarımızı yapan bir devlet olmasını istiyoruz. Bunu da yapabilmek için mutlak surette ekonomimizi büyütmemiz lazım. İşletmelerimize, ticarethanelere önem vermemiz gerekmektedir. Bütün dünya bunu yapıyor. Bakınız, biz aman bize özgü, sadece bizim için bunu yapın demiyoruz. Bütün dünyana yapıyor. Bütün dünya nasıl kalkınıyor? Bu kalkınmış olan ülkelere, refah seviyesi yüksek, alım gücü insanların yaşadığı ülkelere baktığımız zaman şu gıptayla bakıyoruz. Bunlar bunu nasıl başarmışlar? Neyle başarmışlar? Bütün halkını memur yaparak mı başarmışlar? Yoksa işte sanayi olsun, turizm alanında olsun, ticarette olsun, denizcilikte olsun, tarımda olsun vesairede, teknolojide olsun ilerlemeler kaydederek mi bunları başarmışlar? Bunları artık iyi etüt etmemiz gerekiyor. Zaman da daralıyor ve her geçen gün de çok daha böyle ödenemeyecek hesaplara doğru gidiyoruz. Çünkü maalesef ekonomimiz bu kadar yıldır, düşünün ki 83, 2023, nereden baksak 40 yıldır bu cumhuriyetimizi kurduk ama ekonomik gelişmemiz, ekonomik seviyemiz ve yarattığımız katma değer ve kişi başı milli gelirimiz ortada. Dolayısıyla yapılması gerekenleri süratle yapmamız gerekiyor. Ben buradan bir kez daha açık bir şekilde teşekkür etmek istiyorum Sayın Metin Feyzoğlu'na, EFKOŞ'a, Büyükelçimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin. Çünkü gerçekten diğer büyükelçilere göre değişik bir şeyde geldi. Davranışlarda bulunuyor. Tamamen bizden biriymiş gibi davranıyor ve bizim sorunlarımızı çözmek için çaba harcıyor. Gerçekten de olması gereken Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki o köprü vazifesini kurmaya çalışıyor. Bunun için zaman harcıyor. Bunun için toplantılar yapıyor. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah kendisini bıktırmayız, usandırmayız ve birlikte çalışarak gerek hükümetimiz müsteşarlarıyla yapacağımız toplantılarda alacağımız kararları bir köprü vazifesi kurarak Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine götürüp oradan da gerekli destekleri alarak önümüzdeki sorunları inşallah el birliğiyle çözeceğiz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, bize zaman ayırdığınız için. İyi çalışmalar diliyorum. Konunun takipçisi olacağız. İnşallah umarım kısa sürede ekonomiye yönelik olarak sorunların çözümlenmesi açısından iyi gelişmeler olur diyelim Sayın Başkan. Katkınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağolunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, iş dünyasının da birazcık konuşmaya çalıştık var olan sorunlarla da ilgili olarak. 17. saati noktalayacağız ama Gazi Sakin 16 yaşındaki Resul'ün bu sabah İskele Long Beach bölgesinde öldürülmesiyle ilgili olarak yeni bir gelişmenin olduğu yönünde polis basın subaylığından gelen bir bilgi var. Bu bilgiyi sizlere aktaralım. Cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinde tespit edilerek Rum polisi tarafından yakalandığı bilgisi
bilgisi alınmıştır. Polis basın subaylığından yapılan açıklama ve zanlının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına iadesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur şeklinde polis basın subaylığından gelen bu sıcak gelişmeyi de sizlere aktarmış olduk. 17. saati burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.